ABC sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, ABC ifadelerinde sarıya boyadığım ifadelerin aynı olduğunu görüyorsunuz. O zaman diğer ifadeleri sıralayabilirsem cevaba ulaşmış olacağız. Yalnız bunlarda kökün dereceleri farklı arkadaşlar. Kökün derecelerini eşitleyerek ilerleyelim. Bunları silelim, yokmuş gibi davranalım. Burada kökün dereceleri 4, 5, 3'tür. Dolayısıyla bu kökün derecelerinin ekokunu aldığımız zaman 60 gelir. O zaman derecelerini 60 yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bunu 15 ile çarpmalıyım. 15 ile çarptığım için içindekinin 15. kuvveti şeklinde yazmalıyız. 60 olması için 12 ile çarpmalıyım. İçindekinin 12. kuvveti şeklinde yazmalıyız. 60 olması için 20 ile çarpmalıyım. İçindekinin 20. kuvveti şeklinde yazmalıyız. Yani arkadaşlar, düzenlediklerimizi yazacak olursak buradan bu ifade gelir. Buradan bu ifade gelir ve buradan da bu ifade gelir. Küçükten büyüğe diyor. Burada içe küçük olan B'dir arkadaşlar. Daha sonra A'dır. Ve daha sonra C'dir. Kökün derecelerini eşitledikten sonra içi küçük olan küçüktür. Cevabımız Denizli'dir. ABC birbirinden farklı asal sayılardır. ABC toplamı 50 olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu çarpımın en büyük değerine ulaşmak için A ve B'yi mümkün olduğunca birbirine en yakın seçmeliyiz arkadaşlar. O halde çözüme başlayalım. Toplamı 50 olarak verilmiş. Biliyoruz ki 2 dışındaki tüm asallar tektir. Burada A, B, C'nin hepsini tek olarak seçersek toplam tek gelir arkadaşlar. Olmadı, toplamın çift olmasını istiyoruz. O zaman A'yı ve B'yi tek, C'yi çift seçtiğimde sonuç çift olacak ve 50'ye ulaşacağız. Neden C'yi çift seçiyorum? Arkadaşlar, C burada küçük olsun ki A ile B'yi mümkün olduğunca büyük ve birbirine yakın seçebilelim. O halde C'ye 2 verirsek burada A artı B ifadesi 48 olur. Şimdi A ve B asal olacak ve mümkün olduğunca birbirine yakın olacak. O zaman işe şöyle başlayalım. 48 bölü 2'den 24, 24 şeklinde yazalım. Birini artıracağız, birini azaltacağız arkadaşlar. Bunu 1 azaltırsam 23 elde ederim. 1 artırırsam 25 elde ederim. Evet, sayılardan biri asal oluyor ama diğeri asal olmuyor. Arkadaşlar, 23'ten küçük en büyük asal sayımız 19'dur. Yani sayıyı 4 azalttım. O zaman bunu 4 artırırsam 29 olur. Bakın, mümkün olduğunca birbirine en yakın 2 asal sayı seçmiş oldum. O zaman bunların çarpımı en fazla 19 çarpı 29'dan 551 olur arkadaşlar. AB, BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusunda AB, AB ve BA sayılarının konumları gösterilmiştir. Buna göre sayı doğrusunda X ile gösterilen uzunluğun alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın, AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar. Buradan yola çıkarak neyi anlıyoruz? A'nın sıfırdan, B'nin sıfırdan farklı olduğunu anlıyoruz. Bu X'i bulabilmek için büyük olandan küçük olanı çıkartacağız. Biliyoruz ki sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe sayı büyümektedir. Dolayısıyla X'i bulmak için AB iki basamaklı sayısından B'yi çıkartıyoruz. Arkadaşlar, çözümleyelim. 10A artı B eksi B'den X sayısı 10A olur arkadaşlar. X burada en küçük hangi değeri alır? Burada
A sıfır olamaz dedik arkadaşlar. Dolayısıyla en küçük bir rakamını alır. En küçük bir rakamını alırsa sıkıntı oluşturur mu? Oluşturmaz. O halde x burada en küçük 10 çarpı 1'den 10 gelir arkadaşlar. Peki en büyük hangi değeri alır? A'ya burada en büyük rakam olan 9'u verirsek, bakın arkadaşlar 9 diyorum. Bir sonraki rakam yok. İki basamaklı sayılara geliyor. Olmuyor. Bu yüzden A burada en büyük 9 değil, 8 olur arkadaşlar. 8 dediğim zaman B burada 9 rakamını alır. Bu durumda x en büyük 10 çarpı 8'den 80 değerini alır. En küçük ve en büyük değerlerin toplamı bu durumda 90 olur. Aşağıdaki trafik ışıklarında kırmızı, sarı, yeşil olmak üzere kırmızı 30 saniye, sarı 5 saniye, yeşil 55 saniye yanmaktadır. Verilen süreleri yazalım arkadaşlar. Bu yoldan her sabah işine giden Şerif Bey, saat tam 8'de kırmızı ışığın yandığını görüyor. Işığı geçtikten sonra evde ilaçlarını unuttuğunu fark eden Şerif Bey, ilerideki bir kavşaktan evine geri dönüp ilaçlarını alıyor ve tekrar bu ışıklara dönüyor. Kırmızı, sarı, yeşil, kırmızı, sarı, yeşil şeklinde yanan ışıklardan Şerif Bey'in yeşil ışığın 8'den sonra 7. kez yandığı bir anda tekrar geçtiği bilinmektedir. Şerif Bey en az kaç saniye zaman kaybetmiştir? Arkadaşlar, Şerif Bey bir aksilik yaşamasaydı durum nasıl olurdu? Bunun hakkında konuşalım. Yolu çizelim. Burada ışıklar var. Kırmızı, sarı, yeşil. Burada da varacağı iş yeri var. Arabayla tam ışıklara geldiğinde saat 8'de kırmızının yandığını görüyor. Bakın, başlangıç olarak tam kırmızının yandığı zamandan başlıyoruz. Hiçbir aksilik yaşamasaydı, farz edelim ki iş yerine 1 saatte gidecekti. Ama ne oldu? Bir aksilik yaşadı. Bir miktar gittikten sonra ilacını unuttuğunu fark edip geri döndü ve tekrar ışıklara geldiğinde yeşil ışığın 8'den sonra 7. kez yandığı bir anda ışıklardan geçti. En az kaç saniye zaman kaybetmiştir? Arkadaşlar, şimdi şöyle düşünelim. Az önce ne dedik? Tam kırmızının yandığı andan itibaren iş yerine 1 saatte varacağını farz ettik. O zaman burada kırmızı, sarı, yeşil. 7 kere yazacağım bunu arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 diyoruz. 7 kere yazdık. Tam bu 7. yeşilin yandığı anda geçeceği için başlangıç olarak kırmızının yandığı anı dikkate aldığımızdan tam burada kırmızının yandığı andan itibaren 1 saatte İş yerine varacağından kaybedeceği zaman şu 6 kere kırmızı, sarı, yeşil süresidir arkadaşlar. Burada topladığımız zaman 90 saniye eder. Her biri 90 saniyede tamamlandığına göre 6 tane kırmızı, sarı, yeşil 6 çarpı 90'dan 540 olur. Yani buradaki kırmızıya kadar geçen süre 540 saniye olur ve bu saniye kaybettiği zamandır arkadaşlar. A pozitif bir tam sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan a kare eksi 9 tane tam sayı bulunmaktadır. A değeri kaçtır? Arkadaşlar, bu değerin pozitif olduğunu biliyoruz. Çünkü diyor ki bu kadar tam sayı vardır diyor. O halde A'ya 3 verirsem 9 eksi 9'dan 0 gelir. Demek ki arkadaşlar A burada 3'ten büyük olan bir tam sayıymış. Sonra gelelim eşitsizliğe. X kare küçük eşit 1 eksi A'nın karesi şeklinde yazalım. Ve her tarafın kare kökünü alalım. Bu durumda mutlak X küçük eşit mutlak 1 eksi A gelir. A'nın 3'ten büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada mutlağın içi eksi olur. Ve mutlağın dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkar. Eksi ile dağıtırsak a eksi 1 olur arkadaşlar. Ve bu eşitsizliğin çözümü de eksi a eksi 1 küçük eşit x
Küçük eşit a eksi 1'dir. Hatırlayalım. Mesela mutlak a küçük 3 gibi bir ifade olsun. Bu ifade eksi 3 küçük a küçük 3 şeklinde çözülüyordu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. O zaman burada eksi a eksi 1'den başlıyor. Ardışık olarak a eksi 1'e kadar olan tam sayıları alıyor. İşte burada kaç tane tam sayı varmış? A kare eksi 9 tane tam sayı varmış arkadaşlar. O halde terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü ardışık dediğim için aradaki fark 1'dir artı 1. Terim sayısı formülünden gittim. Buradan da arkadaşlar 2a eksi 1 gelir. Ve bu ifade a kare eksi 9'a eşitmiş. 2a eksi 1'i sağ tarafa atalım. A kare eksi 2a eksi 8 gelir. Çarpanlarını ayıralım. A eksi 4 çarpı a artı 2 olur. A 3'ten büyük. Dolayısıyla a eksi 4'ü 0'a eşitleyerek a'yı buluruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir. Değişkenlerinin dereceleri doğal sayılar olan 4. dereceden bir f fonksiyonu her gerçel sayı için f(x) büyük eşit x bölü 2 eşitsizliğini sağlamaktadır. f(2) 1, f(3) 11 bölü 2, f(4) 2 olduğuna göre f(x) eşittir 2 eşitsizliğini sağlayan x gerçel sayıları kaç tanedir? Arkadaşlar grafik üzerinden ilerleyelim. X eksenini çizdim, y eksenini çizdim. Şimdi y eşittir x bölü 2 doğrusunu çiziyorum. Arkadaşlar f(2) 1 olarak verilmiş. Dikkat ederseniz biz burada x yerine 2 yazarsak y eşittir 1 gelir. O zaman şöyle çizersek 2 1 olur. Bu nokta hem doğrunun üzerinde hem de f fonksiyonun üzerinde olan bir noktadır arkadaşlar. Benzer şekilde f4 2 olarak verilmiş. Burada x'e 4 verdiğimizde 4 bölü 2'den 2 gelir. Bu noktada hem doğru üzerinde hem fonksiyon üzerindedir arkadaşlar. O zaman verilen bu bilgilere bakarak f fonksiyonu x eşittir 2'de ve 4'te bu doğruya teğettir. Teğettir diyorum. O zaman şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde teğet olduğunu biliyoruz. Şurada değecek. Böyle olacak. Tabii ki teğet olduğu için f fonksiyonu burada. Buradan ikinci dereceden. Buradan da ikinci dereceden gelmek üzere çarptığımızda dördüncü dereceden bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir de arkadaşlar f3'ün 11 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Onu da gösterelim. 3 burada. Şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Diyelim ki 11 bölü 2 şurada olsun. 3, 11 bölü 2. Şimdi bunları birleştirmeliyiz. Bakın bu böyle geliyor. Şöyle. Bu da bu şekilde geliyor. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir şekil almakta. Kaba taslak çizdiğimizde böyle bir şekil almaktadır. Şurayı silelim. O halde f(x) eşittir 2 doğrusunu çizersek, yani y eşittir 2 doğrusunu çizersek f fonksiyonunu kaç noktada keser? 1, 2, 3 noktada keser arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Aşağıda y eşittir f(x) parabolü gösterilmiştir. Deltası f(x) eşittir ax kare artı bx artı c parabolü için 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Yani delta f(x) fonksiyonuna aitmiş arkadaşlar. Şimdi grafikte f(x)'in grafiğini görüyoruz. F eksi x'i oluşturalım. Yani verilen grafiğin
Y eksenine göre simetriğini alalım. O zaman arkadaşlar bu kırmızı grafik Y eşittir F eksi X'in grafiği olur. Bu şekilde gösterelim. Baktığımız zaman bu parabol X eksenini kesmiyor. Demek ki bu parabolü sıfır yapan herhangi bir X yok. Deltası sıfırdan küçüktür. Hatırlayın arkadaşlar, delta sıfırdan küçükse reel kökü yoktur diyorduk. Yani bu denklemi sağlayan reel kök yok diyorduk. Burada da x'i kesmediği için reel kökü yoktur. Dolayısıyla delta sıfırdan küçüktür. Evet, burada demiş ki a eksi c küçük sıfır demiş. Arkadaşlar, bu ifade soruda ax kare artı bx artı c olarak verilmiş. Kırmızı parabolün kolları aşağı doğru olduğu için a'nın işareti eksidir. X'e 0 verdiğimizde y ekseni kestiği noktayı buluruz. O zaman da c burada x eksenin altında olduğu için o da negatiftir. İkisinin de negatif olduğunu biliyoruz. Bu eksi sonuç her zaman sıfırdan küçük olur mu? Sayı değerine bağlıdır arkadaşlar. Sıfıra eşit olabilir, sıfırdan büyük olabilir. Bu her zaman doğru değildir. F fonksiyonuna bakalım. Burada F fonksiyonu mavi grafik arkadaşlar. F demiş A bölü C büyük sıfırdır demiş. Arkadaşlar burada içine ne yazarsanız yazın. F fonksiyonun grafiğine baktığımız zaman mesela herhangi bir tarafını y eksenine götürürseniz negatif değer aldığını görürsünüz. Zaten x eksenin altında olduğu için f fonksiyonu burada daima negatif değer alır. Burada büyük sıfır demiş, yanlıştır. O zaman cevabımız yalnız 1'dir. X, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve n bir doğal sayı olmak üzere eşitsizliği sağlanmaktadır. P, Q, R önermelerine göre 1, 2, 3 koşullu önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri daima 1'dir? İse bağlacını görüyoruz. O zaman bir hatırlayalım arkadaşlar. İse bağlacında 1 ise 0, 0'dır. Diğer bütün durumlarda 1'dir. Hemen bakalım. Burada y'nin kuvveti çift olduğu için artı işareti gelir. X'in kuvveti tek, z'nin kuvveti tek. O zaman arkadaşlar çarpımı sıfırdan büyük olması için x ve z'nin işaretinin aynı olması gerekir. Yani x eksi ise z de eksi olmalıdır. X artı ise z de artı olmalıdır. Bu bilgiden yola çıkarak P ve R'ye bakın arkadaşlar. X küçük 0, Z küçük 0. Yani X eksi ise Z de eksi olacağından P doğruysa R de doğru olur. Ya da X artı olup Z de artı olacağından P yanlışsa R de yanlış olur. Bu bilgilerden yola çıkarak 1, 2, 3'e bakalım. Arkadaşlar sonuç 0 gelebiliyor mu bunu kontrol edeceğiz. Dolayısıyla R'nin 0 olmasını istiyorum. Şunun 0 olmasını istiyoruz. R 0 ise P de 0 olur demiştim. 0 V bağlacı var. Buradan 0 gelir. 0 ise 0 1'dir. Eğer R 1 ise zaten R 1 olduğunda sonuçlar 1 geliyor. Kısacası doğruluk değeri 1'i veriyor arkadaşlar. Birinci durum her zaman doğruluk değeri 1'dir. 2'ye bakalım. Q'ya 0 diyelim. Q'ya 0 dediğimizde peki buranın 1 olma durumu var mı? Eğer 1 olursa 1 ise 0'dan 0 gelecek. Arkadaşlar P doğru ise R de doğru olacağından 1 veya 1'den 1 gelir. Buradan da 1 ise 0'dan 0 gelir arkadaşlar. Yani ikinci durumun 0 gelme durumu var. Her zaman 1'i vermedi. İkincisini siliyoruz. Üçüncüsünde P'nin yanlış olmasını istiyorum. P yanlışsa R de yanlıştır. Ama Q'nun değeri doğru olabilir arkadaşlar.
O zaman buradan 1 veya 0'dan 1 gelir. 1 ise 0'dan 0 gelebilir. Daima 1'i vermedi. Üçüncüsünü de sildik. Cevabımız yalnız 1'dir. Px eşittir x artı 1 üzeri n açılımından elde edilen katsayıların oluşturduğu küme 5 elemanlıdır. Yani birbirinden farklı 5 tane katsayı varmış arkadaşlar. Buna göre Px polinomunun katsayılar toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Pascal üçgenini düşünelim arkadaşlar. Pascal üçgeni 1 ile başlar. Sonra 1, 1 şeklinde devam eder. Kenarlara 1 yazarak ilerliyorum. 1 ile 1'i topladım 2. 1 yazarak ilerliyorum. 1 ile 2'yi topladım 3. 2 ile 1'i topladım 3. Bu yazdıklarım katsayılardır. Kenarlara 1 yazıyorum. 1 ile 3'ü topladım 4. 3 ile 3'ü topladım 6. 3 ile 1'i topladım 4. Kenarlara 1 yazıyorum. 1 ile 4'ü topladım 5. 4 ile 6'yı topladım 10. Bununla bunu topladım 10. Bununla bunu topladım 5. Şu anda ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar, farklı 3 tane katsayı var. Biz ne arıyoruz? Farklı 5 tane katsayı arıyoruz. Devam edelim. 1 ile 5'i topladım 6, topladım 15, topladım 20, topladım 15, topladım 6. Devam edelim. Topladım 7, topladım 21, topladım 35, 35, 21, 7. Şu 1'i biraz daha yukarı yazayım. Bakın arkadaşlar, 1, 7, 21, 35 olmak üzere farklı 4 tane katsayıya ulaştık. Devam edeceğiz. Topladım 8, topladım 28, topladım 56, topladım 70, 56, 28, 8. Ne oldu? 1, 8, 28, 56, 70 olmak üzere 5 farklı katsayıya ulaşmış olduk. Devam edeceğim arkadaşlar çünkü yine var. 1 ile 8'i topladım 9, topladım 36, topladım 84, topladım 126, 126, 84, 36, 9. Bakın arkadaşlar, 1, 9, 36, 84, 126 olmak üzere farklı 5 tane katsayı var. Daha da devam edersem 6 taneye çıkacak. Arkadaşlar, o halde şu satıra bakarsak kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane terim var. Verilen bu ifadede terim sayısı n artı 1'e eşittir. Ve 9 terim dedim. 9'a eşitliyorum arkadaşlar. Şimdi alttaki satıra bakalım. Burada kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane terim var. N artı 1 10'a da eşit olabiliyor. O zaman buradan n 8 ise polinom ifadesi x artı 1'in 8. kuvvetine eşit olur. N 9 ise buradan da Px x artı 1'in 9. kuvvetine eşit olur. Katsayılar toplamı sorulmuş. Bunun için x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Buradan 2 üzeri 8 gelir. X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Buradan da 2 üzeri 9 gelir. Bulduğumuz bu ifadelerin toplamı sorulmuş. 2 üzeri 9 yerine 2 çarpı 2 üzeri 8 yazalım ve 2 üzeri 8 ortak parantezine alalım. Buradan 3 çarpı 2 üzeri 8 gelir. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu kökler arasında böyle bir bağıntı varmış. A ile B arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar denklemde paydayı ve düzenleyelim. X eksi B artı x eksi a eşittir. Buradan da x eksi a çarpı x eksi b gelir. Sol taraf 2x eksi a eksi b'dir. Sağ taraf x kare eksi ax eksi bx artı ab'dir. Hepsini bir tarafa alalım.
ve düzenleyelim. Eksi x parantezinde a artı b artı 2 artı ab artı a artı b olur. Arkadaşlar, verilen bu ifadeyi açalım. X1 eşittir. X1 çarpı x2 eksi x2'dir. Sol tarafa alalım. Bakın, kökler toplamı kökler çarpımına eşittir. Şimdi kökler toplamına bakalım. Eksi b bölü a formülünden kökler toplamı a artı b artı 2 gelir. Kökler çarpımı c bölü a formülünden ab artı a artı b'dir. Bunlar gider. A çarpı b 2 gelir. En yüksek dereceli terimin katsayısı eksi 1 olan 3. dereceden bir px polinomunun sıfırları pozitif tam sayılar olan x1, x2, x3'tür. O halde px polinomunu yazalım arkadaşlar. Baş katsayısı eksi 1'miş. X eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı x eksi x3 şeklinde yazarız. Polinomun sabit terimi 64 olarak verilmiş. P0 64'tür. O zaman x yerine 0 yazdığımızda P0 64 gelir. Buradan da eksi 1 çarpı 0 yazarsam eksi x1, 0 yazarsam eksi x2, 0 yazarsam ifade buna dönüşür. Buradan 64 eşittir x1 çarpı x2 çarpı x3'tür. Arkadaşlar, x1 ile x3'ün çarpımı x2'nin karesi olarak verilmiş. O zaman 64 4'ün küpüdür. Sağ taraf x2'nin küpü olmak üzere. Kuvvetler eşit olduğundan tabanlarında eşit olması gerekir. Buradan x2 4 gelir. O zaman şuraya 4 yazalım arkadaşlar. Madem 4, 4'ün karesinden x1 çarpı x3 16 gelir. P3 değeri hangisi olabilir demiş. X3 için P3'ü bulalım arkadaşlar. Eksi 1'i yazıyorum. Çarpı 3 yazdım. Çarpı 3 yazdım. 3 yazdım. İfade 3 eksi x1 çarpı 3 eksi x3 eşit. Burayı açtığım zaman 9 arkadaşlar eksi 3x3 eksi 3x1 gelir. Eksi 3 parantezine aldığımda bu ifade gelir. Sonra artı x1 çarpı x3 gelir. Zaten bu çarpım 16'ya eşit arkadaşlar. Düzenlediğimiz zaman 25 eksi 3 çarpı x1 artı x3 gelir. Soruda x1, x2, x3'ün pozitif tam sayı olduğu söylenmekte. O zaman arkadaşlar, x1'e 1 diyebilirim, x3'e 16 diyebilirim. Bunların toplamı 17'dir. Buraya 17 dersem 25 eksi 3 çarpı 17'den 51 gelip eksi 26 olur. Şıklar da yok. O zaman x1'e 2, x3'e 8 dediğimde toplamı 10 gelir. Siliyorum şöyle. O zaman burası 10'sa 25 eksi 30'dan cevap eksi 5 gelir. Şıklara baktığımda eksi 5'i görebiliyorum. Cevabımız Denizli'dir. Aşağıda 6 kutudan oluşan bir şekil verilmiştir. Bu kutulara soldan sağa doğru artan ve aritmetik dizi oluşturacak şekilde sayılar yazılmaktadır. Bu sayılardan 6. kutudaki sayı 1. kutudaki sayının 9 katının bir fazlası, 5. kutudaki sayı 2. kutudaki sayının 3 katının bir eksiğidir. 3. ve 4. kutudaki sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar, aritmetik dizi soldan sağa doğru artıyor. O zaman ortak farkın d olduğunu düşünelim. Ona göre yazalım. Birinci kutuda x olsun. O zaman bu aradaki fark d olacağı için ikinci kutu x artı d. Sonra d ekliyorum 2d. D ekledim 3d. D ekledim 4d. D ekledim 5d.
Burada diyor ki 6. kutudaki sayı yani x artı 5d ifadesi 1. kutudaki sayının 9 katının bir fazlası. 9x artı 1. Buradan 5d eşittir 8x artı 1'dir. Şöyle yazalım. 5d eksi 8x eşittir 1 gelir. 5. kutudaki sayı x artı 4d, ikinci kutudaki sayının 3 katının bir eksiğidir. 3 çarpı x artı d eksi 1. Buradan x artı 4d eşittir. 3x artı 3d eksi 1'dir. Sonra arkadaşlar bunları sola alalım. Buradan da d eksi 2x eşittir eksi 1 gelir. Alttaki ifadeyi eksi 4 ile genişletip bu iki denklemi toplayalım. 5d eksi 4d'den d gelir. Eksi 8x artı 8x birbirini götürür. 1 artı 4'ten 5 gelir. D 5'tir. Arkadaşlar D 5 ise 5 artı 1 eşittir 2x'ten x 3 gelir. X 3. Bu arada şöyle de yapabiliriz. Üçüncü ve dördüncü kutudaki sayıların toplamı yazalım, toplayalım. X ve D'yi en son yazalım arkadaşlar. X'imiz burada 3, D'de 5'tir. 6 artı 25'ten bu toplam 31 olur. 1AN gerçel sayı dizisinin ilk n teriminin toplamı SN olmak üzere SN eşitliği verilmiştir. S5 nedir demiş. Arkadaşlar öncelikle şu ifadeyi bir düzenleyelim. S5 eksi A5 demek. S5'i yazdım. A5 ise ilk 5 terimin toplamından ilk 4 terimin toplamını çıkardığımızda elde ederiz. Ve bu ifade S5 eksi S5 artı S4'tür. Bunlar gider. Bize S4'ü sormaktadır. S4 için n yerine 4 yazarız. O zaman 2 çarpı 4'ün karesi eksi 4 olur. 32 eksi 4'ten cevap 28'dir. İki basamaklı sayılardan 4 ile tam bölünebilenlerin kümesi A, 5 ile tam bölünebilenlerin kümesi B, 10 ile tam bölünebilenlerin kümesi C ile gösterilmektedir. B birleşim C fark A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar, burada iki basamaklı 10'a bölünebilen sayılar nelerdir? 10, 20, nokta nokta 90'a kadar olan sayılardır. Peki 5'e bölünebilen iki basamaklı sayılar nelerdir? 10, 15, 20, nokta nokta 90, 95 şeklindedir. B birleşim C'ye bakacağız. Dikkat ettiyseniz C'nin bütün elemanları B'de mevcut. Bu şekilde. O halde B birleşim C ifadesi B'ye eşittir. B fark A nedir diyor bize. Arkadaşlar, B 5 ile bölünebilen sayılardan oluşuyor. A ise 4 ile bölünebilen sayılardan oluşuyor. B fark A demek burada 5 ile bölünebilen sayılardan 4'ün katı olanları çıkar demek. O zaman önce B'nin eleman sayısını bulalım. 5'in 2 katıdır. 5'in 3 katıdır. Burada da 5'in 19 katı olmak üzere 2'den 19'a kaç tane terim var? 19 eksi 2 artı 1'den 18 tane terim var. Peki hem 4 hem de 5'in katı olan kaç tane sayı var? Burada 4 ve 5'in ekokunu aldığımızda 20 olur. Burada 20'nin katı olan 4 tane sayı var. Demek ki B kümesinin elemanlarından bu 4 sayı 4'ün katıdır. İstenilen ifade ise bu B'nin elemanlarından 4'ün katı olanları çıkarıyoruz. Eleman sayısını sorduğundan 18 tane eleman vardı.
Bu 18 elemanın 4 tanesi 4'ün katıdır. Çıkardığımız zaman eleman sayısı 14 olur arkadaşlar. M ve N birer doğal sayı olmak üzere A verilmiş, M artı N nedir diyor. Arkadaşlar bu A ifadesini bir açalım. 1 bölü 0 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel artı 1 bölü 1 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel artı 1 bölü 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Dikkat ettiyseniz alttaki sayıların toplamı 7 arkadaşlar. 1 bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Daha sonra 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde. Buradakilerin aynısı tekrar yazılıyor arkadaşlar. Ve en son 1 bölü 7 faktöriyel çarpı 0 faktöriyele kadar geliyor. Şimdi her ifadeden 2 tane olduğu için çarpı 2 diyorum. Ve bu ifade 2 üzeri m bölü n faktöriyele eşitmiş. Arkadaşlar 0 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel ifadesi 7 faktöriyeldir. Çünkü 0 faktöriyel 1'dir. Payda eşitleyeceğim. 7 faktöriyel olması için burayı 7 ile çarpıyorum. Arkadaşlar buranın 7 faktöriyel olması için 3 çarpı 7 ile çarpıyorum. Burada 3 faktöriyel 6'dır. 6 yazalım. Buranın 7 faktöriyel olması için 5 ve 7 ile çarpıyorum. Yani paydalarını 7 faktöriyel yapıyorum. O zaman 1 artı 7 artı 21 artı 35 bölü 7 faktöriyel çarpı 2 eşittir 2 üzeri m bölü n faktöriyel olur. Buradan 56, 57, 64 gelir. 64 çarpı 2 bölü 7 faktöriyel ifadesi 64 2 üzeri 6'dır. Buradan da tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri toplarız 2 üzeri 7 olur. Ve 2 üzeri 7 bölü 7 faktöriyel ifadesi 2 üzeri m bölü n faktöriyele eşittir. Arkadaşlar o zaman böyle bir eşitlik söz konusu ise 2 üzeri 7 2 üzeri m'ye eşit olmalıdır. Tabanlar eşitse kuvvetler eşittir. 7 faktöriyel n faktöriyele eşit olmalıdır. Faktöriyeller aynı arkadaşlar. N burada 7'ye eşittir. Bu durumda 7 artı 7'den bu toplam 14 olur. Arkadaşlar soruda Türkçe, matematik, tarih derslerinden bahsedilmektedir. Şuraya Türkçe diyelim. Şuraya matematik diyelim. Şuraya da tarih diyelim. Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i Türkçe dersinden geçmiştir. Arkadaşlar sarı bölge %70'e eşit. Şu şekilde yazalım. Türkçe dersinden geçenlerin %50'si tarih dersinden geçmiştir. Bu yeşil bölge yazalım şu şekilde arkadaşlar. %70'in %50'siymiş. Yani %35'tir. O halde sarı bölge %70'ten %35'i çıkardığımız zaman %35'e eşit olur. Türkçe dersinden geçip tarih dersinden geçemeyen öğrencilerin sarı bölgeden bahsediyor. %40'ı matematikten geçmiştir. Sarı bölge %35. Bunun %40'ı nedir? Sıfırlar gider. 2'ye böl 2, 2'ye böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 7. %14 olur. Bakın, bu sarı kısım %14. Toplamda sarı kısım 35'ti. 35'ten 14'ü çıkardığımızda buraya %21 kalır. Tarih dersinden geçen öğrencilerin yani yeşil bölgeden bahsediyor. %20'si matematik dersinden geçmiştir. Yeşil bölge de arkadaşlar %35'tir.
Bunun %20'si %7'dir. O zaman şuraya %7 yazalım. Diyor ki bu sınıftan seçilen bir öğrencinin Türkçe dersinden geçtiği bilindiğine göre matematik dersinden geçme olasılığı yüzde kaçtır? Arkadaşlar, Türkçe dersinden geçtiği biliniyorsa Türkçeyi geçen %70'tir. Sınıfın %70'idir. Ve bu %70'in matematiği geçen kısmı ise 14 artı 7'dir. Yani buradan %21 bölü %70 gelir. Yüzdeler gider. 7'ye böl 3, 7'ye böl 10 olur. Bu olasılık 3 bölü 10 olur. Burada yüzde kaçtır dediği için bulduğumuz olasılığı yüzde çarpıyoruz. %30'dur arkadaşlar. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar, logaritmanın tabanı x olarak verilmiş. O zaman bu x sıfırdan büyük ve birden farklı olmalıdır. Aynı zamanda logaritmanın içi ifadesi sıfırdan büyük olmalıdır. Bu şekilde yazdık. Dikkat ederseniz x yerine 1 yazdığımızda bu kesirli ifade tanımsız oluyor. Yani paydayı sıfır yapıyor. O yüzden x birden farklıdır. Burada yazmıştık zaten. Tekrar yazmaya gerek yok. Şimdi bu eşitsizliği çözmeliyiz arkadaşlar. O halde başlayalım. Öncelikle x parantezini alalım. 8 eksi x bölü x eksi 1 büyük 0. Şimdi her birini sıfıra eşitleyip kökleri yazalım. Bu kökler bir tane olduğu için hepsi tek katlı köklerdir. Tablosunu oluşturalım. 3 tane kökümüz var. Ve bu 3 kök de eşitsizliği sağlamaz arkadaşlar. Kökleri küçükten büyüğe olacak şekilde yerleştirelim. Eşitsizliği sağlamadığı için çözüm aralığına dahil olmayacak, içi boş bir şekilde gösteriyorum. Arkadaşlar, burada en büyük dereceli terimin önündeki işaret eksi, burada ise artı, bu oran eksi olup tablonun en sağından eksi ile başladık. Hepsi tek katlı kök olduğu için her köke geldiğimizde işaret değişir. Ve burada büyük sıfırı aradığımız için çözüm aralığı bu aralık olur arkadaşlar. Yani burada x sıfırdan küçük, burada ise 1 ile 8 arasındadır. Ama logaritmanın tanımı gereği x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası olamaz. 1 ile 8 arasında olmalıdır arkadaşlar. Bu durumda bu aralıkta kaç tane tam sayı var? 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmak üzere toplamda 6 tanedir. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y fonksiyonun grafiği verilmiştir. K artı L nedir? Arkadaşlar, bakın, burada bir üstel fonksiyon var. Üstel fonksiyonda taban v-1'dir. v-1 ifadesi sıfırdan büyük olmalı ve birden farklı olmalıdır. Yani L 2 olamaz ve birden büyük bir sayıdır. Şimdi grafiği okuyalım. Arkadaşlar, burada şu noktayı görüyoruz. Bu nokta x 0 için y 2 demektir. O zaman burada y yerine 2, x yerine 0 yazalım. Kuvveti 0 olduğu için burası 1'dir. K buradan 2 gelir. O halde fonksiyon 2 çarpı L eksi 1 üzeri x'tir arkadaşlar. Şimdi grafiği okumaya devam edelim. Burası x eşittir eksi 2 için y 18 demektir. Burada yerine yazıyorum. 2 çarpı L eksi 1'in eksi ikinci kuvvetidir. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 9. 9 yerine 3 üzeri 2 yazalım arkadaşlar. Sağ tarafı da 1 bölü L eksi 1'in karesi şeklinde yazalım. Kuvvetler aynıysa tabanların eşit olması gerekir. 3 eşittir 1 bölü L eksi 1. Bakın arkadaşlar, normalde burada eksi 3 eşittir 1 bölü L eksi 1 de gelir. Onu da yazalım.
Eksi 3 eşittir 1 bölü r eksi 1. Çözmeye devam edelim. R eksi 1 eşittir 1 bölü 3. Buradan r eşittir 1 bölü 3 artı 1'den 4 bölü 3 olur. Bakın r 4 bölü 3 geldi. 1'den büyük, 2'den farklı şartları sağladı. Demek ki r burada 4 bölü 3. K da 2. Peki buradan gitseydik. Arkadaşlar buradan da r eksi 1 eşittir eksi 1 bölü 3 olur. R eşittir 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 gelir. Bakın 2 bölü 3 ifadesi birden büyük değil, olmadı. Kısacası K2, R 4 bölü 3 olmak üzere buradan bu toplam 10 bölü 3 gelir. Aşağıda bir nar fidanının dikildiği zamandaki, dikildikten sonraki 5. ve 12. aylardaki boyları gösterilmiştir. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır demiş. Arkadaşlar burada logaritma 5 tabanında a eksi 5 ifadesi 1 metreden büyük, 2 metreden küçüktür. Tabanlarını 5 yapmaya çalışalım. 1 olması için logaritma 5 tabanında 5 olmalıdır. 2 olması için logaritma 5 tabanında 5'in karesinden 25 olmalıdır. Şimdi logaritmanın tabanları eşit ve birden büyük. Böyle olduğu için içindeki ifadeleri bu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Bu 5'i her tarafa gönderiyorum. O zaman 10 küçük a küçük 30 olur. A'nın alabileceği en küçük değer 11 tam sayı olarak. En büyük değeri de tam sayı olarak 29'dur. En büyük sayı en küçük sayıdan 18 fazladır. Gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden f(x) polinomu için eşitlikleri veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 grafiklerinden hangileri f fonksiyona ait olabilir? Arkadaşlar ikinci dereceden fonksiyon parabol belirtir ve parabol sürekli bir fonksiyondur. Dolayısıyla 3'e sağdan yaklaştığımızdaki limit değeri 7 ise aslında f(3) 7 demektir. 7'ye soldan yaklaştığımızdaki limit değeri 7 ise aslında f7 7 demektir. Burada da x yerine 1 yazdığımızda f0 4 demektir. Şimdi yazdığımız bu ifadelere göre bir inceleyelim. Arkadaşlar f0 4 ise x'e 0 verdiğimizde y'si 4 demektir. Yani y eksenini 4'te kesecek demektir. 1, 2, 3 durumlarına bakıyorum. Y eksenini 4'te kesmiş. Bir sıkıntı yok. Peki tepe noktasının apsisini bulabiliriz. Mesela arkadaşlar gerek kolları yukarı doğru olsun gerek aşağı doğru olsun. Burada neyi biliyorum? F3'ün 7, F7'nin 7 olduğunu biliyorum. Şöyle yatay bir doğru çizeyim. Buralardan da dikey doğrular çizeyim. 3, 7 diyelim. Bu F fonksiyonu. F3 için bakın arkadaşlar bu şekilde F3 7'ye eşit. F7 böyle geldi 7'ye eşit. Bunları sağlattım. F3 F7 ifadesine eşitse demek ki bu 3 ve 7 noktaları simetri eksenine eşit uzaklıktadır arkadaşlar. Simetri eksenini çiziyorum. Bu simetri ekseni tepe noktasının apsisinden geçer. 3 ve 7 noktaları simetri eksenine eşit uzaklıktaysa bu nokta 5'e eşittir. Tepe noktasının apsisi 5'ten geçecek. 1'e bakın arkadaşlar. 4'ten geçmiş olmaz. Birincisini siliyoruz. 2 ve 3'e baktığımda tepe noktasının apsisi 5'ten geçmiş. Şimdi burada küçük bir detay var arkadaşlar. Bakın 3'e sağdan yaklaştığımızda 7 değerini veriyor. 3 burada ya da burada fark etmez. İkinci grafiğe bakıyorum. Burada olsun. O zaman 3'e sağdan yaklaştığımda bakın negatif bir değeri vermektedir. Ya da buradaysa bile sağdan yaklaştığımda 4'ten küçük bir değeri vermektedir. 7'yi değil. Bunu da bu şekilde eledik. Buraya bakalım. Arkadaşlar 3 şurada bir yerde.
Sağdan yaklaştım. 7 olabilir. Güzel. 7 burada bir yerde. Soldan yaklaştım. 7 olabilir. Güzel. Yani üçüncü grafik F fonksiyona ait olabilir. F fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre limitinin değeri kaçtır? Madem sürekli, buradaki kritik noktalarda da sürekli olmalıdır arkadaşlar. Eksi 1'e soldan ve sağdan yaklaştığımızdaki değerleri eşit olmalı. Benzer şekilde 3'e sağdan soldan yaklaştığımızda da eşit olmalı. Önce eksi 1'den başlayalım. Burada x yerine eksi 1 yazalım. Sonra burada eksi 1 yazalım. Bu şekilde oldu. Düzenleyelim. Eksi 3 eşittir. 1 eksi a artı b. Buradan a eksi b ifadesi 4 gelir. 3 için yapalım. Arkadaşlar burada x yerine 3 yazalım. Şimdi burada 3 yazalım. 9 da 9 birbirini götürür. 3a artı b 0 gelir. Buraya yazalım. 3a artı b 0. Bu iki ifadeyi toplarsam b'ler gider. 4a eşittir 4'ten. A 1 olur arkadaşlar. A 1 ise B eksi 3 olur. A yerine 1, B yerine eksi 3 yazacağız. Şimdi limit ifadesini düzenleyelim. B'yi ne bulduk? Eksi 3. Eksi 3'e sağdan yaklaşacağız. F eksi x. Sayı doğrusunu çizelim. Eksi 3 burası arkadaşlar. Ben buna sağdan yaklaşırsam demek ki eksi 3'ten bir tık büyük bir ifadeden bahsediyorum. Eksi 2,9999 gibi. Şimdi x yerine ben eksi 2,999 yazarsam buradan f 2,999 olur. Yani arkadaşlar 3'e soldan yaklaşmış olurum. 3'e soldan yaklaşıyorsa bu aralık demektir. Ve burada da x yerine 3 yazdığımızda önce bir yazalım. X kare artı x eksi 3 ifadesi var. X yerine 3 yazdığımızda buradan 9 gelir. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için eşitliği veriliyor. F türev 3 nedir? Arkadaşlar burada eşitliğin sağ tarafını y ortak parantezine alalım. Sonra her tarafı y'ye bölelim. O zaman sol taraf fx artı y eksi fx bölü y eşittir. Sağ taraf x kare artı x artı 3'e eşit olur. Limitten hatırlayalım arkadaşlar. Her tarafa limit y sıfıra giderken ifadesini eklediğimiz zaman sol taraf f türev x'e, sağ tarafta x kare artı x artı 3'e eşit olur. F türev 3'ü arıyoruz. Dolayısıyla x yerine 3 yazdığımızda 3'ün karesinden 9 artı 3 artı 3'ten cevap 15 gelir. F fonksiyonuna x eşittir eksi 2 apsisi noktadan çizilen teğet, x ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik bir açı yaptığına göre a kaçtır? Yani f türev eksi 2 ifadesi tanjant 45'e eşitmiş arkadaşlar. Önce verilen fonksiyonun türevini alalım. 3x kare eksi 2x eksi a olur. Şimdi x yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesinden 4 gelir. 4 çarpı 3'ten 12 olur. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptığımızda artı 4 gelir. Buradan 16 eksi a gelir. Ve arkadaşlar bu tanjant 45'e yani 1'e eşitmiş. A buradan 15 olur. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. F fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, birinci türevi sıfırdan büyükse artandır.
sıfırdan küçükse f fonksiyonu azalandır. Bunu tabloya dökebiliriz. Eksi 4, 4, 6 olmak üzere 3 tane kök var. Buraya da birinci türev diyelim. X eksi 4'ten küçükken grafiğimiz burasıdır. Gördüğünüz üzere türevi eksi değer alır. Eksi 4 ile 4 arasında grafiğimiz burasıdır. Türevi artı değer alır. 4, 6 arasında grafiğimiz burasıdır. Gördüğünüz üzere türevi negatif değer alır. 6'dan sonra grafiğimiz kırmızıyla gösterdiğim grafiktir. Türevi pozitiftir. Bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Eksi 4, 4 açık aralığında artandır. Bakın bu aralıkta artı. Yani türevi artıysa artan demiştik, doğrudur. 4, 6 açık aralığında azalandır demiş. Arkadaşlar 4, 6 arasında eksi değer almış. Türevi eksi ise azalandır, doğrudur. X eşittir eksi 4 noktasında yerel minimumu vardır. Eksi 4'ü bulduk tabloda. Bakın arkadaşlar burada azalmış, burada artmış. Dolayısıyla x eşittir eksi 4'te yerel minimumu vardır ifadesi doğrudur. X eşittir 4 noktasında yerel maksimumu vardır demiş. 4 noktası burada. Burada artmış, sonra azalmış. Gördüğünüz üzere arkadaşlar x eşittir 4'te yerel maksimumu vardır. Doğrudur. X eşittir 5 noktasında yerel minimumu vardır diyor. 5 nerede? Burada arkadaşlar. Bakın öncesi eksi, sonrası eksi. Yerel minimumu olabilmesi için eksiden artıya gitmesi gerekiyordu. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız Edirne'dir. Fx fonksiyonunun türevi f türev x fonksiyonudur. F türev x fonksiyonunun alabileceği en küçük değer kaçtır? Önce verilen fonksiyonun türevini bir alalım arkadaşlar. 6x kare eksi 24x eksi 12'dir. Bize diyor ki bu fonksiyonun en küçük değeri kaçtır? Dolayısıyla bunun da türevini alacağız. Bunu gx gibi düşünün arkadaşlar. Yani yeni bir fonksiyonmuş gibi düşünün. Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri bulmak için türevine gitmeliyiz. O yüzden bu fonksiyonun türevini alıyorum. 12x eksi 24 olur. Bu türevi 0 yapan nokta x eşittir 2 noktasıdır. Bakın arkadaşlar, işaret tablosunu oluşturalım. X'in önü artı olduğundan sağ baştan artı olur. Tek katlı kök olduğu için işaret değişir. Burada azalmış, artmış. Gördüğünüz üzere x eşittir 2'de yerel minimum söz konusu. Dolayısıyla x eşittir 2'de en küçük değeri alır. Geliyoruz fonksiyonumuza. Burada x yerine 2 yazıp sonuçlandırıyoruz. 6 çarpı 2'nin karesi eksi 24 çarpı 2 eksi 12. Buradan 24 gelir. Eksi 24 çarpı 2'den eksi 24 gelir. Eksi 24, eksi 12'den cevap eksi 36'dır. Px gerçel katsayılı bir polinomdur. Olduğuna göre Px polinomunun P türev x bölü 2 polinomu ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar, Px polinomu ikinci dereceden bir polinom ki integralini alınca derecesi 1 artıyor ya, üçüncü dereceden oluyor. Ve toplamı da üçüncü dereceden bir ifadeye eşit oluyor. O halde Px için ikinci dereceden dedik. Ax kare artı bx artı c şeklinde düşünelim. Hatta buna c demeyelim. Şuradaki c ile karışmasın. Buna d diyelim arkadaşlar. Şimdi Px'i yerine yazacağım. Ax kare artı bx artı d artı. Burada da ax kare artı bx artı d şeklinde yazdık. 2x küp artı 3x kare eksi x artı c dedik. Arkadaşlar integralini aldığımızda ax küp bölü 3 artı bx kare bölü 2 artı dx gelir.
Ve sol tarafta da ax kare artı bx artı d var. Sağ tarafı da yazalım. Ve sol tarafı düzenleyelim. En büyük dereceli terimden başlayarak yazalım. A bölü 3 x küp artı, sonra x kare parantezine alıyorum. Sonra x parantezine alıyorum. En sonra da sabiti yazıyorum. Buradan 2x küp artı 3x kare eksi x artı c gelir. Arkadaşlar, madem bunlar eşit, x küpün katsayıları eşit olmalıdır. A bölü 3 eşittir 2'den A 6 gelir. Bunu buradan bulduk. Arkadaşlar, x karenin katsayıları eşit olmalıdır. A artı B bölü 2 eşittir 3'tür. A 6 idi. Yerine yazdığımızda B bölü 2 eşittir eksi 3 olur. B buradan eksi 6 gelir. Daha sonra x'in katsayılarını eşitleyelim. Buradan da B artı D eksi 1 gelir. B eksi 6'dır. D 5 gelir. Ve en sonunda sabitleri eşitlediğimizde D eşittir C olur. Yani C de 5'tir arkadaşlar. Burada PX'i bulduk. A ifadesi 6 olduğu için 6x kare, B eksi 6 olduğu için eksi 6x, D 5 olduğu için artı 5 olur arkadaşlar. Buradan P türev x'e gidelim. Türevini alalım. 12x eksi 6 olur. P türev x bölü 2 diyelim. O zaman 12 çarpı x bölü 2 eksi 6'dan 6x eksi 6 olur. Px polinomunun 6x eksi 6 ile bölümünden kalan sorulmuş. Arkadaşlar 6x eksi 6'yı 0'a eşitleyip x yerine 1 yazıyoruz. P1 nedir diyor. Zaten polinomu bulmuştuk. Burada x yerine 1 yazdığımızda 6 eksi 6 artı 5'ten cevap 5 gelir arkadaşlar. İntegralinde kök x eşittir u dönüşümü yapıldığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Arkadaşlar kök x u ise diferansiyelini alırsak 1 bölü 2 kök x dx du olur. Kök x'e u demiştik. Buradan 1 bölü 2 u dx du olur. Dx ifadesi 2 u du olur arkadaşlar. Burada sağ tarafa gönderdim. Şimdi yerine yazalım. Bu arada karesini alırsak x eşittir u kare gelir. X yerine u kare yazalım. Dx yerine 2 u du yazalım. Bölü 2 artı 2 kök x yerine u yazıyoruz arkadaşlar. Daha da düzenliyoruz. Burada 2 çarpı u küp du gelir. Aşağıda da 2 parantezine aldığımızda ifade 2 çarpı 1 artı u olur. İkiler sadeleşir ve son durumda u küp du bölü 1 artı u olur. Cevap C'dir. Yukarıda Fx parabolü ve altında kalan bölgenin bir kısmı sarı renkli olarak gösterilmiştir. Sarı renk ile boyalı alan aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Önce parabolün denklemini yazalım arkadaşlar. Aslında şıklardan da gidilebilir ama bunu biz yazalım. Fonksiyonun baş katsayısını a diyelim. X ekseni kestiği noktalar eksi 1 ve 5'tir. Dolayısıyla x eksi eksi 1 çarpı x eksi 5 şeklinde yazarız. Buradan a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5 gelir. X 0 için y'sinin 5 olduğunu biliyoruz. Şöyle yazalım. X 0 için y 5'tir. Ve x yerine 0 yazdığımızda a eksi 1 gelir. Bu durumda fonksiyon eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5 olur. Burayı dağıttığımız zaman x kare eksi 4x eksi 5 gelir. Ve eksi ile çarparsak bu fonksiyon eksi x kare artı 4x artı 5 olur. Sarı alanı bulmaya çalışacağız. 0'dan 5'e eksi x kare artı 4x artı 5
dx deriz arkadaşlar. Bakıyoruz şıklara. Cevap C'dir. ABC bölgelerin alanları sırasıyla 4, 6, 10 birim karedir. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar integral hesabında x ekseninin yukarısında kalan alanlar pozitif, x ekseninin altında kalan alanlar negatif olarak çıkar. O zaman burada eksi 2'den 7'ye olan integralin sonucu, bakın eksi 2 burada, 7 burada. Üstteki alanları artı olarak yazıyorum. X ekseninin altında kalan alanı ise eksi olarak yazdığım zaman buradan 8 gelir. Birincisi doğrudur. Hemen ikincisine bakalım. Eksi 2'den 3'e mutlak f(x)'in integrali 10'dur demiş. Arkadaşlar mutlak f(x)'te x ekseninin altında kalan grafiğin x eksenine göre simetri alınır. O zaman grafiğimiz kırmızıyla çizdiğim grafik olur arkadaşlar. O zaman bura 6 birim kare ise burası da 6 olur. Burada eksi 2'den 3'e dediği için taradığım alanlara bakacağız. Ve bu alanlar x ekseninin yukarısında olduğu için integral hesabı 4 artı 6'dan 10 gelir. İkincisi de doğrudur. Üçüncüsüne bakalım. Önce grafiği temizleyelim. 0'dan 7'ye f(x)dx 6'dır demiş. Arkadaşlar 0 burada, 7 burada. İntegralini hesaplayacağız. Yukarıda kalan alan artı x ekseninin altında kalan alan eksi olarak hesaplanılır ve buradan 4 gelir. Fakat 6 demiş, yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir. Arkadaşlar Fn verilmiş, sinüs 2x sorulmuş. F 10 için n yerine 10 yazacağız. N çift olduğundan fonksiyonumuz buradaki fonksiyondur. O halde yazalım arkadaşlar. F 10 eşittir. Sinüs 10 pi bölü 4 artı x olur. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5. 5 pi bölü 2 oldu. Esas ölçüsünü bulacağız arkadaşlar. Sinüs 2 pi artı pi bölü 2 olur. Artı x. 2 pi'yi atıyorum. Yani yapmaya çalıştığım şey esas ölçüsü almaktır. Dolayısıyla 2 pi ve katlarını atıyoruz arkadaşlar. Buradan sinüs pi bölü 2 artı x gelir. 90 derece cinsinden yazılı olduğundan isim değiştirecek. Kosinüs x olur. Pi bölü 2 artı x ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüsün işareti artı olduğundan artı kosinüs x olur. Evet, F 10'u bulduk. F 11 için n yerine 11 yazarız. N burada tek olduğu için fonksiyonumuz budur. O zaman F 11 eşittir. Kosinüs 11 pi bölü 2 artı x olur. Arkadaşlar esas ölçüsünü bulacağız. 4 pi artı 3 pi bölü 2 artı x'tir. 2 pi'nin katını atıyoruz. Buradan kosinüs 3 pi bölü 2 artı x gelir. 3 pi bölü 2 cinsinden yazılı olduğundan isim değiştirir. Sinüs x olur. 3 pi bölü 2 artı x 4. bölgededir. 4. bölgede kosinüsün işareti artıdır. Dolayısıyla artı sinüs x olur. Şimdi bulduğumuz bu ifadeleri yerine yazacağız. F 10 kosinüs x'tir. F 11 sinüs x'tir. Bunun sonucu 1 bölü 3'müş. Arkadaşlar sinüs 2x'e ulaşmak için bu ifadenin karesini alacağız. Buradan cos kare x eksi 2 sin x cos x artı sin kare x eşittir 1 bölü 9 gelir. Cos kare x ile sin kare x'in toplamı 1'dir. Bunu karşı tarafa gönderiyorum. Bu ifade ise arkadaşlar sinüs 2x'tir. Önünde eksi var. Eksiyi de yazalım. Eşitliğin sağ tarafı eksi 8 bölü 9'dur. Ve eksileri sadeleştirdiğimizde sinüs 2x ifadesi 8 bölü 9 olur. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar önce şöyle birim çemberi çizelim. Sinüs, kosinüs ve tanjantlarını sıralayacağız. O zaman kosinüs eksenini, sinüs eksenini çizelim. Bir de
Tanjant doğrusunu çizelim. Bu tanjanttır. Bu kosinüstür. Bu da sinüstür. Arkadaşlar pi bölü 2 küçük x küçük y küçük pi olarak verilmiş. Yani ikinci bölgede bir açıdan bahsediyoruz. O zaman x açısı y'den küçük. Şöyle çizersek bu x açısıdır arkadaşlar. Y bundan daha büyük. Dolayısıyla biraz daha şöyle çizeceğim. Bu da y açısı. Şimdi sinüslerini kıyaslayalım arkadaşlar. Sinüs burada dikey eksendir. Dolayısıyla dikey eksene iz düşüreceğim. Kırmızı açıya x demiştim. Dolayısıyla bu sinüs x olacaktır. Mavi açı y'dir. Dikey eksene iz düşürdüğüm zaman burası sinüs y olacaktır. Arkadaşlar dikey eksende yukarı doğru çıktıkça değer büyümektedir. Dolayısıyla sinüs x daha yukarıda olduğu için sinüs x sinüs y'den büyüktür. Birincisi doğrudur. Şimdi kosinüslerine bakalım. Bu sefer yatay eksen kosinüs olduğundan yatay ekseni iz düşüreceğim. Önce kırmızıdan başlıyorum arkadaşlar. Burası kosinüs x'tir. Burası kosinüs y'dir. Arkadaşlar yatay ekseni sayı doğrusu olarak düşünün. Sağa doğru gittikçe değer büyür. Burada kosinüs x daha sağda olduğu için kosinüs y'den büyük olmalıdır. Küçük dediği için yanlıştır. 2'yi siliyoruz. Şimdi tanjantlarını sıralayacağız. Arkadaşlar tanjant eksenine iz düşüreceğiz. Kırmızıya bakalım önce. Burası tanjant x'tir. Maviye bakalım. Burası tanjant y'dir. Yukarı doğru çıktıkça değer büyümektedir. Dolayısıyla tanjant y tanjant x'ten büyüktür. Üçüncüsü doğrudur. Cevap 1 ve 3'tür. Şekil 1'de yerden 4 metre yüksekliğinde uçan balon gece uçuşu yaptığında A noktasındaki projektörle alfa açısı yapacak şekilde aydınlatılmıştır. Şekil 2'de yerden yüksekliği 12 metre yüksekliğinde uçan balon ise aynı projektör ile beta açısı yapacak şekilde aydınlatılmıştır. Beta açısı kaç derecedir? Arkadaşlar tanjant alfa verilmiş. O zaman HA uzunluğuna x dersek bu üçgene göre tanjant alfa karşı bölü komşudan 4 bölü x gelir. Bu da 1 bölü 3'e eşit olduğundan x 12 metre olur. HA uzunluğu 12 ise şekil 2'de de 12 olacaktır. O zaman arkadaşlar bu üçgene göre tanjant beta karşı bölü komşudan 12 bölü 12'den 1 gelir. Tanjant beta 1 ise beta 45 derecedir. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt önce kısa kenarlarına paralel KL boyunca katlanıyor. Ardından üstteki parça KM NT boyunca katlandığında A üssü ile B üssü köşeleri E noktasında çakışıyor. AB uzunluğu 12 birim, A üssü M uzunluğu 6 birim açılar verilmiş. MNE üçgenin alanı 6 birim kare olduğuna göre MN uzunluğu kaç birimdir diyor. Arkadaşlar son şekle bakalım. Burada katlamadan önceki halini çizelim. Arkadaşlar bu doğru parçası buradaki A üssü B üssü doğru parçasıdır. Yani doğrusal bir şekilde ilerlemektedir. Bu bir katlama olduğu için burada bir açıortay oluşur. Bu uzunluk ile bu uzunluk eşittir. Soruda burası 6 verildiğinden burası da 6'dır. Katlama olduğu için burada bir açıortay vardır. Bu uzunluk ile bu uzunluk eşittir. Şimdi şuraya odaklanalım arkadaşlar. Bakın burası 90 dereceydi. Katlandı. O zaman 90 derece buraya gelir. Benzer şekilde katlanınca 90 derece buraya gelir. Üçgene odaklanalım. 90, 40, 50 üçgenidir. Orası 50 ise bu açılarda 50'dir. 50, 50 daha 100 olur. Doğru açı 180 derece olduğu için 180 eksi 100'den burası 80 derece olur.
Arkadaşlar buradaki üçgene odaklanalım. 90, 35, 55 üçgenidir. Burası 55 ise burası da 55'tir. 55 ile 55'i topladığımda 110 olur. 180'den 110 çıkartırsak 70 olur. MNE üçgeni 80, 70, 30 üçgenidir. Bu küçük üçgenin alanı 6 birim kareymiş. O zaman şu uzunluğa x dersek arkadaşlar, sinüslü alan formülünden MNE üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı x çarpı sinüs 30'dur ve bu da 6'ya eşitmiş. 6'lar gider. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. 1 bölü 4 çarpı x 1 ise x'imiz 4'tür. Arkadaşlar bu uzunluk 4 ise bu uzunluk 4'tür. AB uzunluğu 12'ymiş. O zaman şu uzunluk da 12'dir arkadaşlar. Bakın burayı 4 olarak bulmuştuk. O zaman buraya da 2 kalır. 6 artı 2 artı 4 12'ye eşittir. MN uzunluğu 2'dir. B köşesinin apsisi eksi 2 olduğuna göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bu üçgenin alanını bulmak için BC uzunluğuna ve bu uzunluğa inen yüksekliğe ihtiyacımız var. Önce BC uzunluğunu bulmaya çalışalım. B noktasının apsisi eksi 2 olarak verilmiş. B noktası doğru üzerinde olduğu için doğruda x gördüğümüz yere eksi 2 yazıp y'ye ulaşacağız. 3 çarpı eksi 2 artı 4y eşittir 18. 4y eşittir 18 artı 6'dan 24. Y buradan 6 gelir. C noktasının koordinatları ise bakın x eksen üzerinde olduğu için y ise 0'dır. O halde bu denklemde y yerine 0 yazdığımızda x'i 6 gelir. Arkadaşlar buranın dik olduğunu biliyorum. Şu uzunluk 6 artı 2'den 8'dir. Şu uzunluk ordinata eşittir 6'dır. Ve bu üçgene baktığımızda bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. BC uzunluğunu bulduk arkadaşlar. Şimdi A'nın doğruya olan uzaklığına bakacağız. Bu doğruyu şöyle yazalım. 3x artı 4y eksi 18 eşittir 0 şeklinde. Noktanın doğruya olan uzaklığı formülünden yüksekliği bulalım. Mutlak değer içinde. Arkadaşlar x gördüğümüz yere 4, y gördüğümüz yere 9 yazacağız. 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 9 eksi 18 mutlak değer içinde bölü. Daha sonra burada x ve y'nin katsayılarının karelerinin toplamının karekökünü alıyorum arkadaşlar. Burayı düzenleyelim. 12 artı 36'dan 48 gelir. 48'den 18 çıkartırsam 30 olur. Mutlak 30 30'dur. Burası da 25'ten 5 gelir. Yükseklik 6'dır. Yükseklik belli. Yüksekliğin indiği taban belli. O halde buradaki üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 30 gelir. Dik koordinat düzleminde A noktasında dik kesişen iki doğrunun eğimleri toplamı eksi 8 bölü 3'tür. Bu doğruların y eksenini kestiği noktalar K ve L olduğuna göre AKL üçgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar iki tane doğrumuz var ve bunlar dik kesişiyor. Bu doğruların eğimlerine M1, M2 dersek dik kesiştiğinden eğimleri çarpımı eksi 1 olur. Kolayca ilerleyebilmek için şöyle diyelim. M1 M olsun. O zaman m2 eksi 1 bölü m olur arkadaşlar. Soruda eğimleri toplamı eksi 8 bölü 3 olarak verilmiş. Burayı düzenleyeceğiz. M kare eksi 1 bölü m eşittir. Eksi 8 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3m kare eksi 3 eşittir. Eksi 8m. Hepsini bir tarafa alalım. Ve çarpanlarını ayıralım. Arkadaşlar 3mm 1 3 dersem
Bakın 9m eksi m'den ortadaki ifadeyi vermektedir. 3m eksi 1 çarpı m artı 3 eşittir 0'dan. Burayı 0 eşitlediğimde m 1 bölü 3. Burayı 0 eşitlediğimde m eksi 3'tür. Arkadaşlar yani eğimlerden biri 1 bölü 3, diğeri de eksi 3. Çarparsanız çarpımı eksi 1 gelir. Evet, buna m1 diyelim, buna da m2 diyelim. Şimdi arkadaşlar, gözümüzde canlandırmak adına eksenleri çiziyorum. A noktası ikinci bölgede bir nokta. Bu şekilde yazıyorum. Burada dik kesişen iki tane doğru var. Kaba taslak bunu çiziyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar, apsisi eksi 2 olduğu için A'nın y eksenine olan uzaklığı 2'dir. O zaman şuraya k, şuraya d dersek soruya göre bu uzunluğu bulursam bu sarı üçgenin alanını bulurum. Yükseklik çarpı taban bölü 2'den bulurum. O zaman y eksenini kestiğin noktalara ihtiyacım var arkadaşlar. İsterseniz eğimi ve noktası bilinen doğrunun denkleminden gidilebilir. Yani y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. A noktası eksi 2, 3. Eğim 1 bölü 3. Arkadaşlar o zaman bunun eğimi 1 bölü 3'tür. Şimdi bu doğrunun denklemini yazmaya çalışalım. Y1 burada 3'tür. Eğimi 1 bölü 3. X eksi eksi 2'den artı 2 olur. Arkadaşlar y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veririz. O zaman burada y eksi 3 eşittir 2 bölü 3 olur. Y eşittir 3 artı 2 bölü 3'ten 11 bölü 3 olur. Bakın şurası 11 bölü 3'müş. Benzer şekilde bu sefer noktası ve eğimi, şurada eğim arkadaşlar eksi 3'tür. Eğimi eksi 3 olan doğrunun denklemini yazalım. Y eksi 3 eşittir eksi 3 çarpı x artı 2 olur. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veririm. Burada y eksi 3 eşittir eksi 6'dan y eksi 3 olur. Şu nokta eksi 3 olur arkadaşlar. Burada d yazıyor. O zaman bu uzunluk 11 bölü 3 eksi eksi 3'ten 11 bölü 3 artı 3 olur. Buradan da 20 bölü 3 gelir. Şimdi üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 20 bölü 3 olur arkadaşlar. ABCD dikdörtgen, CK uzunluğu BK uzunluğunun iki katıymış. Dikdörtgenin alanı 60 birim kare, AB uzunluğu nedir diyor. Arkadaşlar, burada bir benzerlik var. Bakın, bu küçük sarı üçgen ile şimdiki büyük sarı üçgen arasında benzerlik var. 3'ün 6'ya oranı var. Ben buraya 3 diyeyim. Şurası da 6'dır arkadaşlar. O zaman buraya 3m diyeyim. Burası da 6m olsun. 3'ün 6'ya oranı 1 bölü 2'dir. 3m'nin 6m'ye oranı 1 bölü 2 gelir. Neden böyle yaptım? Çünkü burada CK uzunluğu BK uzunluğunun iki katı olarak verilmiş. Bu durumda arkadaşlar burası 2m, burası da 4m olur. Bunu yazabilmek için 3m, 6m dedim. O zaman şu uzunluk 3 ya arkadaşlar. Bu uzunluk m cinsinden 3m eksi 3 olur. Evet, şimdi k'ya bakalım. K'nın apsisini bilmiyorum ama KB uzunluğu 2m olduğu için ordinatı 2m'dir. K noktası bu doğrunun üzerinde olduğundan ben y yerine 2m yazarsam x buradan 4m gelir arkadaşlar. Bakın bu uzunluk 4m'ymiş. O zaman şurası da 3m eksi 3 olduğuna göre 4m'den 3m eksi 3'ü çıkardığımda AB uzunluğu m artı 3 olur.
Dikdörtgenin kenarları belli. M artı 3, 6M. O zaman dikdörtgenin alanı M artı 3 çarpı 6M'den 60'a eşitmiş. Sadeleştirdik. M artı 3 çarpı M 10'muş. O da arkadaşlar 5 çarpı 2'dir. Buradan M 2 gelir. AB uzunluğunu sorduğu için yerine yazarız. Bu uzunluk 5 birimdir. A noktası orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürüldüğünde ve B noktasının C noktasına göre simetriye alındığında aynı D noktası elde ediliyor. A çarpı C eksi BD nedir? Arkadaşlar bir MN noktası alalım. Bu pozitif yönde 90 derece döndürülüyorsa yeni oluşan nokta eksi N, M olur. Bunu bir hatırlayalım. Sonra bir MN noktasının başka bir noktaya göre simetriye alındığında yeni oluşan nokta 2K eksi M, 2L eksi N olur arkadaşlar. Bu bilgileri kullanarak soruyu çözeceğiz. A noktasının pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle elde edilen yeni nokta eksi BA'dır. Ve bu nokta eksi 1, 5'e eşitmiş. Eksi B, eksi 1'den B1 gelir. A eşittir 5 gelir. Şimdi B noktasının C noktasına göre simetriği ise 2 çarpı 1 eksi C, 2 çarpı 2 eksi D'dir. Ve bu da eksi 1, 5'e eşitmiş. Düzenleyelim. Arkadaşlar, buradan 2 eksi C eşittir eksi 1'den C3 gelir. 4 eksi D eşittir 5'ten D eksi 1 gelir. A yerine 5, C yerine 3, B yerine 1, D yerine eksi 1 yazdığımızda 15 artı 1'den cevap 16 olur. AB çaplı yarım daire CD AB'ye paralel olacak biçimde CD boyunca katlanıyor. CD uzunluğu 8 birim. Şekil 2'de CD yayının AB doğru parçasına en kısa uzaklığı 1 birimdir. Şekil 1'deki yarım dairenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar buraya katlamadan önceki halini çizelim. Merkezden buraya uzatalım. CD AB'ye paraleldir. Dolayısıyla kirişi iki eşit parçaya böler. Burası 4, 4 olur. Arkadaşlar bu uzunluk x ise katlama olduğu için bu uzunluk da x'tir. Ayrıca CD yayının AB doğru parçasına en kısa uzaklığı 1 olduğu için bu uzunluk da 1'dir arkadaşlar. Bu şekle göre yarıçap 1 artı 2x'e eşittir. O zaman merkezle C'yi birleştirdiğim zaman burası 1 artı 2x olur. Arkadaşlar dik üçgene odaklanalım. Pisagor'dan faydalanabilirsiniz. Ama burada 3, 4, 5 üçgeni var arkadaşlar. Bakın burası 3, burası 5. X artı 1 3 ise x'in 2 olması gerekir. Peki x 2 iken burası 5 oluyor mu? Evet, demek ki bu üçgen 3, 4, 5 üçgeniymiş. Yarıçap da 5'miş arkadaşlar. Tam daire olsaydı alanı pi kareye eşit olacaktı. Yarım dairenin alanı sorulduğu için bölü 2 diyoruz. Yarıçapı 5'tir. Buradan 5'in karesi 25 olup bu alan 25 pi bölü 2 birim karedir. Dik koordinat düzleminde M merkezli denklemiyle verilen çember gösterilmiştir. A noktasının ordinatı kaçtır? A noktası y ekseni üzerinde. Arkadaşlar, y ekseni üzerinde bütün noktalarda apsis sıfırdır. Bunun için denklemde x yerine sıfır yazacağız. Kalan ifadeyi yazalım. Y kare eksi 10y artı 18 eşittir sıfır. Burayı çarpanlarına ayırmaya çalışacağım. Arkadaşlar bakın eksi 10'un yarısı eksi 5'tir. Eksi 5'in karesi de 25'tir. O zaman ifadeyi şöyle yazalım. Y kare eksi 10y artı 25 eksi 7 eşittir 0. Bakın artı 18'i vermektedir.
Çarpanlarını ayırdığımız zaman y eksi 5'in karesi olur. 7 yerine de kök 7'nin karesi yazalım. 2 kare farkı meydana geldi. Bu durumda y eksi 5 eksi kök 7 çarpı y eksi 5 artı kök 7 eşittir 0'dan. Burayı 0'a eşitlediğimizde y eşittir 5 artı kök 7. Burayı 0'a eşitlediğimizde y eşittir 5 eksi kök 7 gelir arkadaşlar. Bakın şurası 5 eksi kök 7'dir. Burası da 5 artı kök 7'dir. Cevap Edirne'dir. İçi tamamen su dolu silindir biçimindeki bir kap, içine dik koni biçiminde bir demir parçası bırakıldığında tamamı suya batmakta ve kaptaki suyun 1 bölü 81'i taşmaktadır. Demek ki buradaki koninin hacmi silindirin hacminin 1 bölü 81'iymiş arkadaşlar. O zaman bu hacme 81 V dersek küçük cismin hacmi de V olacaktır. Hemen hatırlatalım. Arkadaşlar silindirin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Koninin hacmi ise taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile hesaplanılır. Devam edelim. Kap ile demir parçasının taban yarıçapları oranı 1 bölü 3 olduğuna göre. Bu bir oran ya arkadaşlar. O yüzden sayı vereceğim. 1 diyeyim. Buraya da 3 diyeyim. Çünkü yarıçapları oranı 1 bölü 3 verilmiş. Yükseklikleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yüksekliğine H1, bununkine H2 diyelim. Arkadaşlar silindirin hacmini yazmıştık ve 81V demiştik. 81V eşittir. Taban alanı pi çarpı 3'ün karesidir. Yükseklik H1'dir. Koninin hacmine V demiştik. Burada taban alanı pi çarpı 1'in karesi yükseklik H2 bölü 3'tür. Bunları oranlayarak yükseklikler arasındaki oranı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın V'ler gider. Pi'ler gider. Ters çevirip çarptığım zaman buradan 3'ün küpü gelir. 81'i 27'ye böldüğüm zaman 3 gelir. 3 eşittir. H1 bölü H2 olur. Olabilir dediğinden cevabımız B'dir. Yükseklikleri oranı 3'tür ya da 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Şıklarda 3 var. Cevap B'dir.